sizlerle birlikte hafta sonuna kültür ve sanata merhaba diyerek giriyoruz. Bugün çok değerli, çok önemli bir konuğumuz bizim misafirimiz Salih Güney. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederiz öncelikle bu hafta sonunda bizimle beraber merhaba dediğiniz için Yani ne kültür demek? Ben çok sanata. teşekkür ederim. Bana sürpriz oldu. Biraz evvel kolajları izledim. Türkiye genelindeki televizyon kanallarında bu kadar sizin gibi sanata değer veren, böyle bir program yapan bir pek fazla kanal yok. Dolaylı olarak kutlarım sizi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Salih Güney, Adana doğumlu, az çok zaten hepimiz Salih Güney'i biliyoruz geçmişine. Ve ben üniversite sürecinden başlamak istiyorum. Ankara Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrenciliğinden Evet. gelen bir serüveniniz var. Burada aynı zamanda Türkiye'nin siyasi darbelerinden, dalgalarından etkilenip bir de yurt dışı hikayeniz var. Buralara geleceğiz ve oradan devam edeceğiz. Evet. Öğrencilik döneminden itibaren sizden bir dinleyelim. Nasıl bir süreçti o dönem? Şunu belirteyim size. Ben tabii ki Ankara Üniversitesi, biz Cebeci olarak Ankara Devlet Konservatuvarı, ben Cebeci'de okudum. Bizden sonraki jenerasyonlardan yani aşağı yukarı galiba Haluk Bilginer grubu benim konservatuvar devre bizden genç olanlar. Ondan sonra üniversite olarak Hacettepe Üniversitesi'ne geçti. Biz esasında Cebeci mezunuyuz. Ankara Devlet Konservatuvarı Cebeci'dir. Sonra üniversite olarak Hacettepe'ye geçti. Çünkü orayı belediye yaptılar. Yani Türkiye'nin prestiji, onuru, gururu olan tiyatromuzu maalesef pardon belediye yaptılar. Halbuki orası Türkiye'nin prestiji. Opera, bale, senfoni, tiyatro. Ve birbirinden önemli dünyadan gelmiş mesela Karl Ebet tiyatromuzu bizim eğitimimiz Alman klasiğidir. Bale, Mr. Kapp, Mrs. Kapp İngiltere'den geldi. Rusya'dan da bir sürü müzisyen gelerek Türk sinema, tiyatro, opera, bale, senfoninin çıkış kenti Cebeci, Ankara'dır. Fakat bu gelen yönetim ülkemizin en önemli prestij olan binamızı belediyeye çevirdi. Yani belediyeye yapılacak başka yer yok. Sonra üniversite olarak devam etti. Yani ben Ankara Cebeci Konservatuvarı'ndanım. Tabii çok güzel bir okuldu. Yani çok önemli öğretmenlerimiz vardı. Biz de onların sayesinde şöhret sahibi olabildik. Ne mutlu Ne bana. mutlu size aynen ve bize aynı zamanda ne mutlu sizi tanıdığımız için. 19 yaşında Tarla Kuşu oyunuyla ilk sahne tozunu yutmuşsunuz ve daha sonra Bozuk Düzeni'yle kamera karşısında Evet, oyunculuk. evet. Ve konservatuvarda Cüneyt Gökçer hocanız, tiyatroda da ve kamera önünde de Haldun Dormen'le devam eden bir süreciniz var. Evet, aynen. Bu süreci sizden kısa bir alabilir miyiz? Valla hocamız dediğiniz gibi Cüneyt Gökçer yani hepimizin hocasıdır. Muhteşem bir hocaydı. Hoca herhangi bir ders vermezdi. Biz hocayı izlerdik. Sahneye çıkardı hoca. Biz hocayı elini nereye koyuyor, ayağını nereye uzatıyor, heyecanla, hayranlıkla izlerdik. Yani çünkü aktörlüğün bir kitabı yok. Hani bunu böyle oynayacaksın, Hamlet şöyle oynayacak, ya elini böyle koyacaksın diye bir şey yok. Bu tamamen karakterdeki yorumunu oyuncu yapıyor. Dolaylı olarak Cüneyt Bey muhteşem bir hocamızdı. Öyle bir hocadan ders alabilmenin şanslı bir öğrencisiyim. Haldun Dormen de dediğiniz gibi benim profesyonel yaşamdaki en önemli eğitmenlerimizden bir tanesi. Evet, ben dediğiniz gibi 19 yaşında sahneye çıktım profesyonel olarak. Ve o sene Haldun Dormen Bozuk Düzen filmiyle sinema hayatına girmiş oldu. Ben de Haldun'la beraber Girmiş 20 oldunuz. yaşında yani sinemacı ve tiyatrocu olarak yaşamıma devam ettim. Peki Aşk Zinciri, Yasak Sokaklar sizin diğer ilkleriniz, ilk Evet. çalışmalarınız. Bunlar dışında sizi Salih Güney yapan ve aklınızda kalan bir herhangi bir karakter, rol ya da film Yani dizi? esasında benim ilk filmim Bozuk Düzen. Orada biraz marazi bir tip oynuyordum. İlk filmimdi. O heyecanımı şey yaptı, kamufle etti zaten. Ama benim ilk şeyim Yasak Sokaklar. Türkiye'nin ilk gençlik filmi. İlk motosiklet, ilk deri ceket, ilk işte sosyal çok önemli bir filmdir esasında. Türkiye'nin en önemli ilk 10 filmin içinde zaten sosyal farkları yani Nişantaşı'ndaki sosyeteyle işte Balçık Çetesi dediğimiz gecekonduda yaşayan insanların sosyal yaşam
paylaştı. Bir çok önemli bir filmdir. O film benim çok sevdiğim bir filmimdi. Tabii 20 yaşındaydım o filmi çektiğim zaman. O bana şöhret kapılarını açtı zaten. Ondan sonra da öyle devam etti. Devam etti. Peki seçme şansınız olsa 2000'lerde mi oyuncu olmak isterdiniz yoksa yine Yeşilçam'da oyuncu olmak isterdiniz? Şimdi Yeşilçam öyle bir şey ki bir efsane. Yani Yeşilçam'daki oyuncular şu anda öyle oyuncular yok. Gelemez de yani. Yani bir Fikret Hakan'la oynamak, bir Yıldırım Önal'la oynamak, bir Münir Özkul'la, bir Ekrem Bora'yla, bir Ayhan Işık'la oynamak. Bunlar bana çok şey kattı. Bunlar çok önemli, çok güzel oyunculardı. Zaten şey öyledir. Yani senden daha iyi oyuncularla oynarsan daha iyi oyuncu olursun. Çünkü onlardan alacağın çok şey vardır. Dolaylı olarak ben yine eski Yeşilçam olarak kalmayı tercih ederim çok, açıkçası. Evet, çok şanslı bir süreçsiniz. Biz de o dönemi aslında izleyebildiğimiz için çok şanslıyız. Evet. Ben hala büyük bir hayranlıkla ederim. İzliyorum teşekkür çünkü. Ederiz. Peki tiyatro kökenli bir oyuncu olarak sinemada, sinema size tiyatroyu özletti mi? Yoksa sizin için esas olan oyunculuk yapmak mıydı? Bu güzel bir soru Dicle Hanım. Şöyle ki ben esasında tiyatrocu çok kalmak istedim. Yani bir Genco gibi, Ali Poyrazoğlu gibi. Fakat dünya sineması bir büyük bir teklifle karşılaştım. Kolombiya, Tony Curtis, Charles Bronson, Michel Mercier, Fransız oyuncu. 24 yaşındaydım ve o film oynadım. Paralı Askerler diyebilir Türk izleyicileri. Zaten sezonu kaçırdım, tiyatro sezonunu kaçırdım. Çünkü 3,5-4 aya yakın bir süre sürdü o film. Ve zaten piyasa benim artık yani karar vermemi istiyordu. Ya tiyatrocu ol ya sinemacı ol. Yani büyük teklifler geliyor. Tiyatro yaptığım için zaman ayıramıyorum. Matinem var, suarem var, provalarım var. Rol çok büyük rol. Devamlı onlarla beraber olmam lazım. Çok zorlanıyordum zaten. 1969 yılında 24 yaşında ister istemez tiyatroya bir karar vermek zorunda karar kaldım. Verdim ve sinemacı oldum yani. Ondan sonra da sinemacı olarak yaşamım devam etti. Devam etti. Peki bir röportajınızda rakibim yoktu çünkü ben iyi, kötü, güzel, çirkin her rolü oynardım. Evet. Her karaktere girerdim demişsiniz. Peki bir oyuncunun her rolü oynamasının avantajları veya varsa dezavantajları nelerdir? Dezavantaj olarak hiçbir şekilde düşünemeyiz. Yani çünkü aktör her türlü rolü oynayabilmeli. Yani bakın Robert De Niro dediğimiz bir aktör var. Bugün hem romantik oynayabiliyor hem asi oynuyor. Gaddar bir canavar bile olabiliyor. Yani inanamıyorsun bu adam nasıl böyle bir rol oynamış. Şimdi aktör her türlü rolü oynamaktan zevk duyan bir aktör. Yani aktör odur. Böyle belirli bir kalıbın oyuncusu. Yani sadece işte belirli romantik, işte sadece iyi çocuk falan. Bunlar bana gelen konular değil. Ben değişik roller oynamayı seven bir aktörüm. Tabii ki oyun senaryoyu sevmem lazım. Ben kötü rol de oynadım. Ayırmam. Romantik çocuk da oynadım. Fakir çocuk oynadım. Zengin adam oynadım. Savcı oynadım. Gangster oynadım. Gaddar adam oynadım. Yani palyaço oynadım, kovboy oynadım, çizgi roman oynadım. Yani oynamadığım rol kalmadı. Dolaylı olarak mutluyum yani. Bu kadar benim kadar değişik rol oynayan pek aktör yok Türk sinemasında açıkçası. Her rolü oynayan yani. Ben her rolü oynadım. Ama sevmem lazım senaryoyu. O öyle. Ben yani aktörün belirli bir kalıbın oyuncusu olmasından yana değilim. Bir de bir çizgi roman süreciniz var sizin hatta. Değil mi? Çizgi roman işte. Çizgi roman mesela Kaptan Swing var. Evet. Çizgi roman Pamuk Prenses var. Cinderella var. Yani ne bileyim Bin Bir Gece var. Çizgi roman sayarsak çok var. Yani bayağı oynadım ben. Çizgi roman da oynadım yani. Süreç, aynen. Peki yine Türkiye sinemasının evrensel bir düzeye ulaşamadığını söylemişsiniz. Evet. Ve bunda da gelmiş geçmiş tüm iktidarların payı olduğunu söylüyorsunuz. Aynen öyle. Peki size göre bunun kırılabilmesi için ne yapılması gerekiyor? Şimdi esasında sinema senaryodur. Birinci senaryo gelir, ikinci yönetmen gelir, üçüncü oyuncu gelir. Bu çark böyledir. Türkiye'de senaryodan bol, gerçek, yaşanmış, birbirinden muhteşem hikaye dolu. En son mesela Yılmaz Özdil'in son mesela Zümrüt Anka veyahut da Türkiye Kurtuluşu'yla ilgili
yazdığı yazılar var. Oradan senaryo çıkar. Yüzlerce senaryo çıkar. Gerçek hem de hikayeler. Şimdi biz bu gerçek hikayeleri hiçbir şekilde bir endüstri olarak görmedi bugüne kadar gelen iktidarlar. Halbuki bu Amerika mesela ne kadar güzel satıyor. Adamın sadece topu topu 200 yıllık bir işte tarihi var. Kızılderililer, beyaz şeyler hücum ediyorlar. İşte Kuzeyliler, Güneyliler. Amerikan şeyini görüyorsun, uçak gemisini görüyorsun. Uçak adam yani reklamını öyle bir yapmış ki Amerika deyince herkes böyle bir hayran geliyor. Evet. Hani biz de buna yakın yani çok büyük yazarlarımız var. Bir Yaşar Kemal var, bir Kemal Tahir var, bir Zülfü Livaneli var. Yani elimizde o kadar çok materyal var ki birbirinden önemli güzel yazarlarımız ve bunları biz sinemaya yani kendimize özgü bir sinema kuramadık. Yani Macaristan'ın kendine özgü bir sineması var. Polonya'nın kendine özgü bir sinema. Çekoslovakya'nın. Bakın Fransa demiyorum, İtalya demiyorum, Amerika, İngiltere demiyorum. Bu yani Orta Doğu'nun, Orta Amerika'nın içindeki ufak kent, şehirler bile, ülkeler bile kendilerine özgün sinema şeyleri var, tarzları var. Biz maalesef bir şey yapamadık. Biz yani böyle kendimize, kendi toplumumuza hitap eden filmler çekmeye devam ediyoruz. Yani dolaylı olarak bir evrensel boyuta gelemiyoruz yani. Ve bunun için de platolar, stüdyolar falan gerekiyor. Olduğumuz yerde dönüp duruyoruz. Doğru. Sizin geçmişinizde başka bir aktör tarafından bıçaklandığınız ve 48 saat boyunca bir yaşam mücadeleniz var. Ben şunu sormak istiyorum. İşte o bıçaklanma olayından sonra 48 saat hayatta kalmak için bir savaş vermişsiniz. Evet. Bu olay sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Öncesi ve sonrası. Hani. Yeni bir genç bir jenerasyon olarak bu soruya gelmeniz güzel. Evet, ben Kuzey Vargas'ı sinemaya sokan da benim. İsrarla yönetmen dedi ki senden uzun dedi, yakışıklı dedi ikinci rol için. Ben dedim hayır, Kuzey benim arkadaşım. Hayır dedim, Kuzey oynayacak bu rolü. Ve ben hatta Fevzi Tuna yönetmen gidiyor, prodüktör Memduh'una diyor ki ya diyor hocam diyor ben diyor istemiyorum diyor Kuzey'i diyor daha uzun şu bu falan diyor. Salih kimi istiyorsa oynayacak diyor Memduh Bey de, Allah rahmet eylesin. Ve Kuzey Vargın'ı ben sinemaya sokan benim. Sonunda da bıçaklanan benim. Böyle bir tabii ki o böyle bir yaşam geçirdik bir ara. Benim en güzel yıllarımdı esasında. Tam Amerikalılarla film çevirdiğim yıldı o. Ölüm açılmıştı. Sadece sinemaya dönmüştüm. Bana tabii çok büyük, meslek hayatımda çok büyük bir yara verdi. Çünkü sırtımdan kaburga kemiği alındı. Acil bir operasyon geçirdim. Dört yerimden bıçaklandım. Ölmedim. Tabii ki bayağı bir etkili oldu meslek hayatımda kendisi. Peki ailenizde de birçok sanatın her dalıyla ilgilenen isimler var. Evet, öyleyim. Ben şunu düşünüyorum, bu genetik bir miras mı bu yetenek? Yoksa tamamen aslında eğitimle her şey başarılabilir mi? Yani yetenek olmazsa olmaz mı? Yoksa eğitimle de iyi bir oyuncu ya da iyi bir ressam, iyi bir müzisyen olunabilir mi? Bu çok zor bir soru ve çok güzel bir soru. Tebrik ederim Dicle Hanım. Çünkü bu herkesin merak ettiği bir soru esasında. Yani dediğiniz gibi şimdi ailemde tabii sanatçının olması hepimizin aileyi olarak bizden sonraki jenerasyonlar da şu anki yeğenlerim, kuzenlerim hepsi sanatın bir dalında. Kimi keman çalıyor, kimi dekor kostüm yapıyor, kimi oyunculuk yapıyor, kimi yönetmenlik yapıyor. Yani çok enteresan. Aile tamamen sanat dalları ile ilgili. Benim teyzem ressamdı, öbür teyzem edebiyatla uğraşırdı, eniştem keman çalardı. Teyzemin oğlu Savaş Başar, devlet tiyatrosu oyuncusu. Yalçın Başar cello çalardı, senfoni şefliği yaptı. Yani ailenin içinde bir sanat, devamlı bir sanat konuşulurdu. Kimse yanlış anlamasın ama biz klasik dinlerdik. Yani ne bileyim Beethoven dinliyorduk, Mozart dinliyorduk, Schubert dinliyorduk. Çünkü eniştem bize soru sorardı, bu kimin eseri falan. Yani böyle büyüdük, ressamları tanıdık, müzisyenleri tanıdık, yazarları tanıdık. Yani benim okula girene kadar olan yaşamım hep sanatla ilgili oldu. Ailem çünkü sanatı çok seven bir aileydi. Onun tabii ki çok etkisi var. Bundan sonraki gelen yeğenlerimiz, kuzenlerimiz hepsi şu anda hep sanatla ilgili. Sanatla ilgili. Yani hem eğitim hem
genetik yetenekli. Evet, yani aslında. Evet öyle oluyor. Peki şimdi genelde sizin röportajlarınızda şey sorulur, işte bugünün Kıvanç Tatlıtuğ ile işte Aşk-ı Memnu'da oynadığınız için aslında evet. Bu soruluyor. Böyle filmi bir şey de çekiliyormuş var. Galiba. Öyleymiş. Ne kadar çok tutmuş bu proje. Ben aslında bunu sormak istemiyorum çünkü neden? Her dönemin kendine özgü dinamiği var. Yani bugünün oyuncusuyla Yeşilçam'ın duayen bir ismini kıyaslamasını zaten doğru bulmuyorum. Ama şunu sorabilirim. Sizce bugün istense yeni bir Yeşilçam doğurmak mümkün mü? Bugünün şartlarıyla, dinamikleriyle. Türkiye bunu tekrardan başarabilir mi? Şimdi Aşk-ı Memnu'dan bahsediyoruz. Genel, şimdi, evet Aşk-ı Memnu'da dahil Aşk-ı Memnu, bugünün işleriyle. Halit Refi muhteşem bir yönetmen. Ve o filmi bir Visconti gibi, İtalyanların en önemli yönetmenlerinden Visconti gibi çekti. Her karesi bir fotoğraftır yani. Muhteşem çekti Halit abi. Nur içinde yazsın. Ve biz Halit Ziyakli Uşaklıgil'in yazdığı esere sadık kaldık. Bu 6 bölümlük bir hikayedir. Çünkü o tarihte Türkiye olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun batıya karşı olan zaafı ve batıya karşı olan hayranlığının başladığı bir yıl olarak. Evet. Film öyle yani şey, roman öyle. Dolaylı olarak yani Osmanlı'nın modernize kaçtığı yılları anlatan ve isimler de Behlül ve Bihter. Yani bizden sonra çektiler 20. yüzyılda. Evet. Şimdi Behlül ismi mi var, Bihter ismi mi var? Yani şimdi olmuyor. Yani o zaman koyun ismini Müjde koyun, çocuğun ismini de Kıvanç koyun. Yasak aşk deyin. Niye aşk tabii. Memnu? Yani kısaca çok uzun bir hikaye de böyle toparlayalım Dicle Hanım. Evet öyle yapalım. Öyle yapalım. Sizde bir de çok kültürlülük söz konusu. Yani öğrendiğim kadarıyla anneanneniz Makedon, dedeniz Çerkez, baba tarafınız Gürcü geliyor. Böyle Türkiye'nin kozmopolit tarafından oluşmuş bir Salih Güney var karşınızda. Evet bayağı araştırmışsınız evet. Bu çok güzel bir şey ve bu çok kültürlülük size yaptığınız meslekte de etkisi olmuştur. Bunu biraz öğrenebilir miyim? Mesela Türkiye insanının karşısına oyuncu olarak çıkıyorsunuz ve her kitleden insan sizi izliyor ve hayranlarınız var. Her etnik kökenden, her milletten. Bunun size artıları nelerdir bu çok kültürlü olmanın? Vallahi ben bu çok şanslıyım bu konuda. Gerçekten ülkede çok sevildiğimi ben de hissediyorum. Yani bu beni tabir öyle vermek istemiyorum da yani sağı solu, Kürdü, Çerkezi, Levudisi, Ermenisi beni çok sever. Ben de onları çok seviyorum. Çünkü ben halkın bir parçasıyım ve doğru bildiğim sözü de söylemekten kaçınmayan bir insanım inandığım bir konuda. Dolaylı olarak bu bir lütuf yani. Çünkü bu sevgi parayla satın alamayacak bir servet benim için. Yani bu kadar ilgi görmem, bu kadar sevgi görmem. Yıllardır yani bu kadar gündemde olabilmem hala. Pek başka aktör göremiyorum etrafta. Bu bana bir gurur veriyor. Gerçekten çok mutluyum yani bu konuda. Ve dolaylı olarak bu bana bir sorumluluk getiriyor açıkçası. Yani bu kadar sevilmenin bir sorumluluğu var. Yani bu şöhreti taşımak çok zor bir konu. Şöhret çok zor taşınan bir şey. Yani insanlar çok çabuk şımarıyor. İşte etraftan gördüğü ilişkilerden dolayı falan, aa ben neymişim falan oluyorlar. Dolaylı olarak çok zor şöhreti taşımak. Şöhret insana bir sorumluluk getiriyor. Ülkesine karşı bir sorumluluk. Nitekim biraz da sonra bu konulara gireceksiniz belki. Ben mesela şu anda 100. yüzyılım olarak, ülkemizin 100. yüzyılı antik kentlerimizde tiyatro başlatmak istiyorum. Yaşayan antik kentlerimiz var şu anda. Şu anda şeye girmek istiyoruz, bu okulları tekrar aynı şekilde eğitim okullarımızı çağdaş eğitime döndürmek istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar 100. yüzyılda var. Evet. Bana düşen görev neyse köy okullarımızı, köy enstitülerimizi tekrar hayata geçirmek. Çünkü bunlar bizim kurtuluş yolumuz. Sanatta da arkeopark projesi olarak, tiyatro şey olarak, arkeolojik olarak arkeopark projesini başlatarak tiyatroları, antik kentleri tekrar yaşam haline getirmek istiyorum. Onlar benim sorumluluk alanıma giriyor ister istemez. Yani çünkü ülkeye karşı bir sorumluluk hissediyorum. Yani bu kadar sevgi, bu kadar şey gösteriliyorsa, ilgi gösteriliyorsa
Ben de kendimi bir sorumlu hissediyorum ülkeme karşı. Açıkçası bu. O zaman şu konudan hemen Amerika'daki sürecinize gelelim. Orada bir seyahat ajantesi kurdunuz ve Türkiye'ye sayısız turist taşıdınız ve bu sizin ülkenize karşı bir sorumluluğunuz olduğunu düşünüyorsunuz ve bu süreci pek çok kimse bilmez. Evet. Bu süreci sizden dinleyebilir miyiz? Teşekkür ederim. Bu gerçekten pek bilinmiyor. Tabii ki ben Amerika'ya, çünkü Türkiye'de işte 80 darbesi oldu. Olmak üzereydi. Ben askerdim, jandarmaydım. Olayların gelişiminden çok rahatsız oldum. Yani dipçik falan vuruyordu grev yapan insanlara. Dedim yani bu işin gidişi kötü. Yani adam işsiz, parasını alamamış, grev yapıyor. Biz dipçik vuruyoruz. Dedim bu işin gidişat kötü ve ben Türkiye'yi terk ettim. Belirli bir süre İsveç, İngiltere dolaştım. Sonra Amerika'ya yerleştim. Amerika'da dediğiniz gibi hani insan bir sorumluluk alanımda, dediğim gibi ülkemi nasıl tanıtırım? Dolar olarak Travel Agency, Consultant eğitimi aldım Golden West College'de. Ve Türkiye'ye 4 yıl, 3 yıl arka arkaya turist getirdim. Antik kentleri tanıştırdım. O da üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri. Yani 21 günlük bir tur yapıyordum. Yunanistan'a getiriyordum. Yunanistan'dan dolaştırdıktan sonra gemiyle Seven Days Cruise Line, Hellenic Cruise Line'la dolaştırıyordum. İşte Mısır ve İsrail. Ondan sonra Türkiye'ye getiriyordum. 21 gün Türkiye'yi dolaştırdım. Türkiye'yi tanıtmanın şansını yaşadım. İnanamadılar ne kadar muhteşem bir tarihin üstünde oturduğumuz. Çünkü hala satamıyoruz bu ülkeyi. Bu kadar muhteşem ülkeyi, hala üstünde 115 tiyatro olan bir ülkeyi, dünyanın en önemli kültür merkezini hala satamıyoruz, tanıtamıyoruz diğer ülkelere. Çok üzücü oluyor benim için tabii ki. İşte burada sizin verdiğiniz mücadele çok önemli. Şimdi artık programın ikinci bölümü olarak sizin verdiğiniz mücadelelere gelelim. Arkeolojiye ayrı bir ilgi alanınız var. Hatta sizin ikinci tarafınız o aktörlük dışında. Doğru, çok doğru. Ve bununla ilgili işte o antik tiyatrolarda antik kentleri koruma dernekleri kurmak ya da Çeşme Kalesi önünde yapılan büfelerde verdiğiniz çok yoğun bir mücadele, o büfelerin kaldırılmasıyla ilgili hala bir savaş veriyorsunuz. Onun dışında Herakles heykelini buraya getirene kadar verdiğiniz mücadele. Bunlar hep Türkiye'nin sanatı ve sanat tarihi, tarihiyle ilgili verdiğiniz savaşlar. Bunları bir sırayla değinebilir miyiz? Öncelikle Çeşme Kalesi önündeki büfelerden bahsedelim. Hepimiz için çok rahatsız edici bir görüntü ve sizin hayaliniz, evet, Çeşme'ye denizden girildiği zaman o mirasın, o kalenin çıplak gözle görülmesi. Aynen. Sizin talebiniz bu ve çok haklı bir talep. Bunun ayrıntılarını sizden alalım. Bu süreç nasıl ilerliyor, nasıl bir mücadele veriyorsunuz? Dicle Hanım, çok teşekkür ederim. Bu çok hassas bir konu gerçekten. Evet, dediğiniz gibi Çeşme Kalesi bize bir hediye bir kale. 1430 yılında Cenevizler tarafından yapılmış bir Rönesans kalesi. Muhteşem bir kale. O kadar güzel ki görüntülü, önüne hiçbir şey koymaya gerek yok. Zaten Dünya Kültür Mirası UNESCO tarafından aday. Ayrıca 2863 numaralı anayasanın maddesine göre birinci derece sit alanı. Yani Çeşme Kalesi'nin önüne gelip de büfe koyacak başka yer mi bulamadım be belediye başkanı? Yani bir tarihi dokuya bu kadar zarar veren bir belediye başkanı düşünemiyorum. Ve bütün itirazlara rağmen, İzmir milletvekillerinin itirazlarına, Mimar Odası'nın itirazına, benim gibi başka derneklerin itirazına, kale Sevim Hanım, kalenin ve bir şeyin içi, kuruğun içinde olan hanımefendinin böyle bir şey yanlıştır dediği halde büfenin önünde ve Çeşme Başsavcılığı, Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir şeyin yanlış olduğunu belirten bir dilekçe verdiği halde bu yapı hala durmakta, bu iğrenç yapı hala durmakta ve de işin enteresan tarafı Dicle Hanım, ben en son Altın Portakal'da bizim Kültür Bakanımızla bir görüşme yaptım. Dedim ki Sayın Bakanım, bu dedim, yani size biraz evvel söyledim ki bu UNESCO'ya Dünya Kültür Mirası'na aday, bunun önüne bir şey koyamayız. Koymamıza gerek yok. Çünkü kale o kadar güzel ki. Ve Kültür Bakanı birinci derece sit alanı mı dedi. Yani ben şaşırdım. Yani bir Kültür Bakanı'nın Çeşme Kalesi'nin birinci derecede sit alanı olmaması ve de Dünya Kültür Mirası'na aday olduğunu bilmemesi çok enteresan. Evet dedim, birinci derece sit alanı.
Yanındaki işte özel kalem mi artık kim varsa yanında dedi not al dedi. Not aldılar. Bakın Antalya'dan bu tarihe en az 4 ay 5 ay geçti. Antalya Altın Portakal Ekim'deydi. Ve en ufak bir işlem yok. Bakın Cumhuriyet Başsavcılığı böyle bir soruşturma açıyor. Soruşturma açışlarının en büyük nedeni bunlar kurul 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 kararı kurul kararı diye geçiştirmeye çalışıyorlar. Bütün hepsi. Peki kurul kararı olduğu halde bu belediye başkanının bir lafı var. Diyor ki beğenilmediği takdirde bir saatte yıkarım. O zaman senin kurul kararı değil bu. Kurul kararı olsa kurul kararını bozamazsın. Ne demek bir saat sonra beğenilmese bir saat sonra yıkarım demek? Yani tamamen bir ranta dayalı dört tane iğrenç çirkin bina hala o güzelim bize hediye olan bir Rönesans Kalesi'nin önünde durmakta. Ben bu konuda çok rahatsızım. Ve de gerçekten çok rahatsızım. Yani bakan bildiği halde bu konuyu, kendisiyle konuştuğum halde ve de bu Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı, dilekçesi durdurulmuş durumda. Taksitlik kararı verilmiş durumda. Yani bu nerede yaşıyoruz ya? Hangi kültürde, hangi hukukta var bu? Yani ben çok rahatsızım bu konuda. Biraz kusura bakmayın, biraz sinirleniyorum, heyecanlanıyorum. Çok haklı bir yani tansiyonuma mani kesinlikle olamıyorum. Yani ben kabul edemiyorum bunu. Sonuna kadar uğraşacağım. Bu işin altında ne yatıyor çok da merak ediyorum tabii ki. Sizin zaten Herakles heykelini Türkiye'ye getirme, Antalya'ya getirmede de bir başarınız evet söz konusu. Orada da bir mücadeleniz var. Bununla ilgili hemen buna bağdaş olarak Türkiye'de bildiğiniz gibi sanat tarihi derslerinin kaldırılması ya da arkeoloji bölümünün bir süre öğrenci almaması gibi süreçler vardı. Evet. Bu bizim Türkiye olarak bir tarihi mirasa sahip olan Türkiye olarak bize zararı nedir baktığınız zaman? Arkeolojiyle bu derece ilgilenen biri olarak fikrinizi merak ediyorum. Sanat tarihi derslerinin kaldırılması ya da işte arkeoloji gibi bölümlerin belirli sürelerde öğrenci almaması. Bu bizi nereye götürür? Bize eksileri nedir Türkiye olarak? Çok güzel sorular soruyorsunuz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sanat tarihi dersleri kaldırılmış. Milli Eğitim Bakanlığı değişti. 2-3 defa milliyet şu anda ismi aklıma gelmiyor. Hepsi şey oldu, emekli yaptılar. Metal yorgunluk dediler. Bütün o Milli Eğitim Bakanlarıyla ben görüştüm. Sordum kendilerine. Ya dedim niye dedim sanat tarihi dersi kaldırılmış. Sanatın üstünde oturulan bir toplum burası. Ha bilmiyorum dedi. Bütün hepsi böyle. Ha bilmiyorum. Ha kaldırılmış mı falan diye bana sordular. Yani komik yani. Bu ülke gülmemek elde değil. Yani şimdi sanatın üstünde oturup sanatın çıktığı dünya medeniyetinin çıkış yeri Anadolu ve sen burada sanat tarihi dersi okutmuyorsun çocuklarımıza. Bu ülkeyi sevme, sahip çıkma duygularını verebileceğimiz en önemli konu sanat tarihi. Çünkü çocuk burada okuduğu zaman ya ben ne kadar önemli, ne kadar büyük bir sanatın içindeyim. Dolaylı olarak ülkeye sahip çıkma, ülkeyi sevme duyguları yükselecek. Maalesef bunu yok ettiler. Bunu yok ediyorlar işin kötüsü. Biz dünyanın en önemli antik ülkesinde yaşıyoruz. 115 tane antik tiyatro var ülkemizde. Milattan evvel gelen şeyler var. Ve biz bunu maalesef değerlendiremiyoruz. İşler acısı, işler acısı. Ben size şu anlamda güveniyorum. O antik kentlerde tiyatro yapmayı yaşatma mücadelenizde de başarılı olacağınıza inanıyorum. Çok diğer verdiğiniz mücadeleler gibi. Ve yine eğitimden girmişken köy enstitülerini yaşatma, tekrardan köy enstitülerini insanlara anlatma, aktarma mücadeleniz var. Bununla ilgili yine eğitime katkısı ve sizin fikirleriniz nelerdir? Çok teşekkür ederim. Ben bunu 100. yıl, ülkemizin 100. yıl çok önemli bir yıl olduğuna inanıyorum. Yani 100 yıldır Cumhuriyet'le yaşıyoruz. Sonuna kadar da Cumhuriyet'le yaşayacağız. Buna kimse mani olamaz zaten. Antiparantez. Ben bu Mindos Antik Kentini Koruma Yaşatma Tanıtma Derneği kurdum Bodrum'daki Gümüşlük'te. Ve oradaki esnaf dedi ki bana abi burada eskiden tavşanlar vardı bu Asar Adası'nda. Arkeologlar bu tavşanları attılar dediler. Allah Allah ben kazı başkanını Mustafa Bey dedim. Mustafa Bey böyle bir olay oldu mu? Yok yok dedi olmadı. Dedim bir zararı var mı tavşanların? Yok dedi. Daha iyi hem tavşanlar kazarlar çok daha yerde bulurlar bizi. Dedim bir koymamızda mahsur var mı? Yok dedi. Tamam ben esnafa dedim 5 tane tavşan bulun bana. Yabani tavşan getirdik. Asar Adası'na
bıraktık ve doğayla tarih iç içe arkeopark projesinin çok bir başlangıcını güzel. Yapmış oldum. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşu arkeopark projesidir. Çünkü Türkiye turizm açısından ne bir bugüne kadar ne bir kültür, tarım, turizm politikası olmadı. Fakat arkeopark projesi bizi kurtarabilecek en önemli proje. Çünkü dediğim gibi Türkiye bir açık müze. Her yerimiz bir tarih kaynağı. Dediğim gibi 115 tane tiyatro var. 150'nin üstünde şehir var bu topraklarda. Küçük küçük yerleri saymıyorum, küçük yerleşmeleri. Yani burası tarihin, doğa şeyin çıktığı yer. Ve bunu biz doğaya satamıyoruz yani. Bu dünyaya tanıtamıyoruz. Bakın Hristiyan dünyası, belki konuyu değiştiriyorum ama inanç turizmi şu anda dünyada 20 milyar dolarlık bir potansiyele gelmiş durumda. Hristiyan dünyası Christmas'te 150 milyar dolara yakın bir para verir. Çünkü Hristiyan dünyasının iki günü vardır. Bir Thanksgiving, hindi keserler. Bir de Christmas'tır. Bu kadar önemli bir Hristiyan dünyasının önemli bir toprak parçası olan Anadolu'da, yani Saint Pierre Kilisesi'ni 1972 yılında 7. Paul, Papa, burayı Saint Pierre'i bir Mekke olarak kabul ettirdi. Mekke, yani İslam dünyasının Mekke'si, Hristiyan dünyasının da Mekke'si Saint Pierre Kilisesi. Saint Simon orada, Yedi Uyurlar burada, Noel Baba burada. Meryem Ana burada. Ya sen bunu niye satamıyorsun kardeşim ya? Nasıl 150 milyar dolardan bir 20 milyar dolar bana niye ülkeme getiremiyorsun sen ya? Ya bu bağnazlıktan vazgeçin. Menfaatlerimiz neyse ondan yana olmak mecburiyetindeyiz. Yani kusura bakmayın konu biraz değişik bir konu oldu ama dayanamıyorum. Yani bu kadar potansiyel olan bir ülkenin bu kadar zavallı bir durumda olması, bu kadar zenginliğe bu kadar fakirliği kabul edemiyorum. O kadar haklısınız ki yani zaten onlar da bizim kültürümüz ve değerimizin bir parçası ya. Hani buna farklı bir din açısından bakmak bile yanlış. Tabii hani, ki. Hani o bu coğrafyada, bu topraklarda o din de bir kültür olarak yaşandı ve yaşanıyor. Hala da yaşanmaya devam ediyor. Buna sadece işte dinsel ayrım olarak bakmak yanlış bir tarafa, bir de ülkenin değerini turizme çevirememek apayrı bir eksiklik. Tabii ki. Para kazan. Aynen öyle. Peki Yalova Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ders verme süreciniz var. Evet. Bunu dinleyelim sizden. Bir de aynı zamanda Ankara Üniversitesi Sualtı Araştırmaları evet. Kurulu'nda işte orada bir takım çalışmalarınız olmuş. Fakat son iki yıldır devam etmiyorsunuz. Etmiyorum. Ve bunun bir nedeni evet. var. Evet. Bu iki üniversite sürecini sizden dinleyebilir miyiz? Yalova Üniversitesi şöyle oldu. Annem 82 yaşındaydı. Annemin elini öpüp Amerika'ya dönüyordum ben. Çünkü Türkiye devamlı böyle tadımı kaçırıyor. Çok yanlışlıklar, böyle ucuz hesaplar var bu ülkede. Yakışmıyor yani bu ülkeye, bu kadar zengin kültürü olan bir ülkeye. Annemin elini öpüp Amerika'ya dönüyordum. Fakat 82 yaşındaydık annem, bırakamadım. Annemi gördüm, ufalmış. Dedim anne ne yapıyorsun tek başına? Benim kimseye ihtiyacım yoktu. Ya dedim anne saçmalama. Olur mu? Ya dedim olur mu, seni bırakamam. Bırakmadım annemi. 8 yıl annemle ilgilendim Yalova'da. Bakıcılarını buldum. Herkesi kabul etmedi kolay kolay. Biraz zor bir hanımdır. Neyse ben tabii o arada süresinde de üniversite rektör bey Salih dedi sanat tarihi dersleri ver dedi. Vaktin var dedi. Tamam dedim ben. Biraz sanat tarihi dersleri verdim. Tiyatroyu kurmaya çalıştım. Konservatuarı tekrar harekete geçirip Ankara oyun koydurdum. Yerde neyi koydurmuştum? gelir aklıma. Yani Yalova yaşantım öyle oldu. Bir annemiz 90 küsur yaşına kadar yaşattım. Allah rahmet eylesin hepimizinki gibi. Annem rahmetli olduktan sonra da zaten tekrar gittim geldim Amerika'ya. Sonra vazgeçtim Amerika'dan. Amerika eski Amerika değil, çok pahalandı. Her şey çok değişti Amerika'da da. Amerika ben gittiğim zaman 220 milyondu. Şimdi 330 milyon olmuş durumda. Yani biraz değişti, her şey değişti. Dünya değişiyor zaten. Döndüm sonunda en güzel yer dedim Çeşme. Çeşme'ye yerleştim. Şu anda Çeşme'deyim. 4. yılım bitti. Çok mutluyum Çeşme'de yaşamaktan. İzmir'de yaşamaktan çok mutluyum tabii ki. Yaşamım böyle devam ediyor. Dediğiniz gibi Ankara Üniversitesi'nin sualtı araştırma
yönetimini bana rahmetli Profesör Hayat Erkanal, çok yakın dostumdu, Allah rahmet eylesin. Hocamı 3 sene evvel kaybettim. Çok özel bir dostumdu. Benim Çeşme'ye yerleşmemdeki %50 Hayat Hocam'ın Çeşme altındaki kazı başkanlığı sırasında devam eden beyin alışverişi yaptım. Muhteşem bir hocamdı. Hocamı kaybettim. Ondan sonra da bir iki senedir dediğiniz gibi biraz arkeolojiden biraz uzağım şu anda. Ama fazla uzak kalamadım. Dediğim gibi tiyatroyu canlandırmaya çalışıyorum antik kentlerde. Tabii Teos'ta da muhakkak ki oynayacağız. Satonike'de oynayacağım. Assos'ta oynayacağım. Diğer önemli Side, Bergama, Aslepion, Pamukkale ve Afrodisyas'a da oynamayı düşündüğüm aşağı yukarı bir 10 tiyatroyu kapsayan bir antik kentleri yaşatma politikası altında 100. yılımıza bir mesaj vermek istiyorum dünyaya. Çok güzel bir proje. Ben sabırsızlıkla bekliyorum teşekkür ve ederim. Takip edeceğim. Teşekkür yakından. Ederim. Peki sizin aynı biraz da üçüncü kısım olarak normal özel Salih Güney'den bahsedelim. Astrolojiye bir ilginiz var. Burçlar, işte belirli özellikler falan. Bu yanlış bir bilgi mi bilmiyorum ama araştırmanın içinde var yani. Yıldızlarla, burçlarla ilgilendiğiniz bir süreç oldu mu? Herkes kadar. Herkes kadar. Peki sizin burcunuz ne? Benim Oğlak. 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 Benim de Oğlak. Öyle mi? Ben gökyüzü yani doğadaki dört ayaklının iki ayaklısı olarak yaşamım devam ediyor. Gerçekten aynı özelliği taşıyorum o dört ayaklının. Bütün özellikleri bende de var. Ben de öyle tarif ederim ama. Yani şey söylerim. İşte özgür. Oğlak, evet, Oğlak burcunun özelliklerini taşıdığımı hissediyorum yani. Evet, evet. Bağımsız. Yanlışlığa karşı itiraz. Evet, muhalif bir duruş. Demek ki gerçekten Oğlak burcuymuşuz. Evet, evet, Oğlak burcu tek kendi kendine yeten tek burçtur yalnız. Self confidence. Kendi kendine yeten tek burçtur. Beni bırak tek başıma, doğada olayım ben. Çiçekle oynarım, işte müzik dinlerim, kitap okurum, bir şey karıştırırım, bir şey eşelerim falan. Ben mutlu olurum yani. Durmadan, kimseye ihtiyacım yok. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Ben de öyleyim çünkü. Peki, Salih Güney böyle dönüp geçmişe baktığında bugüne kadar ya şunu da yapmasaydım olurdu dediğiniz bir şey oldu mu? Vallahi biliyorsunuz Dicle Hanım, yaşam hep tecrübelerle kazanılıyor. Hepimizin hatası oluyor. Hatasız insan yok. Hatalar bize mühim olan, önemli olan da bize bir şeyler kazandırabilmesi ki aynı hatalara bir daha düşmemek çok önemli. Ben vallahi yaşamım süresinde hataya düşmüşümdür. Muhakkak ki düştük hepimiz gibi. Hatasız insan yok. Bir tek en çok üzüldüğüm şey şu. Lisanımın olmaması. Bunu gençlere mesaj olarak vermeye çalışıyorum. Yani bir İngilizce bilmemem beni belki evrensel boyutta bir aktör olabilmeme mani oldu. 1969 yılında Amerikalılarla çalıştığım film sırasında Gene Corman prodüktör beni Amerika'ya götürmek istedi ki lisanım olmadığı halde. Fakat kızım doğdu. Ebru doğdu. Gidemedim. 1980 yılında Amerika'da yine çok yakın bir hanım arkadaşım beni Ralph Riskin diye çok önemli bir prodüktörle tanıştırdı Amerika'da. O da beni Warner Brothers'lara yolladı ajans olarak. Warner Brothers 80 yılında 35 yaşındayım. Adam baktı ki lisan yok. Dedi ki olmuyor dedi. Rejisör ne diyecek? Ben niye yolladım bu adamı der dedi. Bir an evvel tutoring yap, İngilizceni geliştir dedi. Kapıdan çıkarken unutmadığım bir laf etti. Yalnız unutma, yarın bir gün daha yaşlı olacaksın dedi. 1980. Tek ayıflandığım hayatımda, tek üzüldüğüm, şu anki İngilizcemin o tarihte olmaması beni belki evrensel boyutlarda bir aktör yapabilme şansımı mani oldu. Tek üzgünüm, üzüntüm bu. Peki Salih Güney'in kendisinde sevdiği ve sevmediği taraf? Ben her tarafımı seviyorum Oğlak burcu olarak. Böyle kendimi de seviyorum orası. Bana sevmediğim tarafım şey işte doğrucu yani doğru yani ben araba kullanamıyorum mesela şu anda Türkiye'de araba kullanamıyorum. Yani çünkü o kadar saygısız insan var ki trafikte ters giren, yanlış park eden. Kim, ben tanımadığım bir insanla muhatap olmak istemiyorum açıkçası. Yani bu sonuç nereye götürür beni? Bunun karakolu var, hastanesi var, adliyesi var, mahkemesi var falan. Evet.
Araba kullanmıyorum. Onun için Çeşme'de çok mutluyum. Küçük bir belde. Bankam, kasabım, çiçekçim, bakkalım, her şeyim yanında. Zaten balıkçım balığımı yolluyor. Köylüm yumurtamı getiriyor. Harika bir beldede yaşıyorum. Dolaylı olarak çok, yani, yok. Çok mutluyum orada. Böyle kendimi izole etmiş gibi. Yakın 3-5 dostlarım var. Öyle demiri attım artık şeye, Çeşme'ye. Orada çok, Allah'ın öngördüğü yaşa kadar orada devam edeceğim. Umarım. Peki bugünün Türkiye'sini nasıl buluyorsunuz? Düne göre artılarıyla, eksileriyle, her şeyle bugünün Türkiye'sini nasıl yorumlar Salih Güney? Yani ben kimseden herhangi bir çekindiğim yok. Rahatlıkla bu konuya da cevap verebilirim. Türkiye maalesef kendine yakışan yeri bulamadı. Bu iktidar Avrupa Birliği'ne doğru gireceğiz, işte Avrupalı olacağız diye, Batı'dan kopmayacağız diye bize nasihatler verdi. Sonunda Orta Doğu'nun bir şeyi olduk, yani bir parçası olduk. Çok yazık oldu ülkeye. Yani ülke son 20 yıldır çok şey kaybetti. Ben çok üzgünüm tabii ki ülkemiz bir ümmet olamaz. Ülkemiz bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. Cumhuriyet olarak da sonuna kadar devam edecek. İşte onun için ben bu köy enstitülerini tekrar yaşama getirmek amacıyla bir dernek buluşmalarına giriyorum bugün. Siz randevudan sonra oraya gideceğim. Dolaylı olarak çağdaş eğitim ve köy enstitülerini tekrar yaşatmak istiyoruz 100. yıl olarak. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşu hem arkeoparktır, köy enstitüleridir, tarımdır. Mesela antiparantez şunu söyleyeceğim. Bu altılı masa hani konuştu, işte yok dedi Çankaya gibi çok güzel şeyler yazmışlar. Öyle 200 küsur yazı varmış. Güzel güzel, tebrik ederiz. Tamam, harika. De kardeşim, köylüyü tekrar toprağına nasıl döndüreceksin? Öyle bir proje yok ki. Köylü yine şehirde, şehirde rezil oldu. Köylü de rezil oldu. Ya sen köylüyümüzü kardeşim, köylüyü tekrar tarıma kazandır. Tarıma. Tarıma. Bu ülke ya tarım ülkesidir ya turizm ülkesidir. Başka bir şey yok bu ülkede. Bekleme başka bir şey. Yani tamam mı? Tarım ve turizm kültürünü, bunu bir yerleştir bu ülkeye. Başka bir şeye ihtiyacımız yok bizim. Ve üretebilen bir ülkeyiz. Yani üretmeliyiz. Sen işte Çankaya'ya biz taşınacağız. Taşınsan ne olur, taşınmasan ne olur ya. Bırak Allah aşkına ya. Şimdi Salih Güney kütüphaneye gittiği için devamsızlıktan kalan bir öğrenci. Hay Allah. ve şunu sormak istiyorum. Salih Güney kuralsız yaşayan aslında ya da kendi doğrularıyla yaşayan bir Salih Güney mi? Ben kendi doğrularım. Neyse. Bütün sınırımı mendiriyorsun. Devamsızlıktan kaldı. Okulu terk etti. Ama güzel bir ama sebep. Bakın hala eğitim sistemi hala problem halinde. Hangi bakan gelirse çok iyi biliyormuş gibi yeni kurallar konuyor. Ya kardeşim bırakın Allah aşkına ya. Ya birazcık da böyle dünya standartlarına uygun şeyler yapın. Mesela antipara ne dese mesela cevap vereyim onlara. Şimdi bir çocuk eğer sporda çok başarılıysa Amerika'da öbür derslerden puanlarını şey yapabiliyor. Çocuk eğer müziğe meraklıysa puan oradan kazanıyor, öbür derslerinden geçebiliyor. Yani böyle bir algılama yok ülkede. Yani ne ol, benim hala talebelik yıllarımdan bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı bu ülkede daha hiçbir şey yapabilmiş değil. Devamlı her yıl yeni bakanla yeni kurallar, yeni eğitim sistemi, yani bir yere varamıyoruz. Hiç olduğumuz şey yerde sayıklamaya devam ediyoruz yani. Ve sizin sınıfta kalma sebebiniz kitap okumak. Hani bu çok güzel doğru. Bir ayrıntı. Çok doğru. Doğru. O zaman VTR'niz hazırsa arkadaşlardan sizin böyle dünden bugüne bir VTR'nizi izleyelim. Ve daha sonra son birkaç soruyla programımızı bitirelim. Tamam, tabii ki. Memnuniyetle.
Salih Güney'in muhalif bir duruşu var. Bunu zaten bu programda da, daha önceki mücadelenizde de, duruşlarınızda da, hayata bakış açınızda da gördüğümüz bir şey. Peki Salih Güney'in muhalif duruşu sadece karşıt ideolojilere göre mi, yoksa yanlış gördüğü her şeye mi? Evet, yanlış gördüğüm her şeye açıkçası. Yani nasıl şey yapabilirim yani, benim şeyimin kabul edemeyeceği bir, karakterimin kabul edemeyeceği bir konu üstünde nasıl, ne kadar karizmatik bir yönetim var bu ülkede, nasıl karizmatik bir başkanımız var diyemem yani. Diyemem, bu benim karakterim yani. Ben karakterimi hiçbir şekilde kimseye satamam yani. Bu benim yapım bu. Yani doğrunun yanındayım. Ha, ne olursa olsun doğrunun yanındayım. Yani bence bir yaşamın önemi bu bence. Doğrunun yanında. Her kim olursa olsun yani. Peki, dünyada ve Türkiye'de birçok şehir gezip gördünüz, yaşadınız. İzmir sizin için ne ifade ediyor bu şehirler için? Valla İzmir, ben oldum olası çok severim. Yani hep gelip giderdim malum. İzmir'imiz çok özel bir yer. İzmir Cumhuriyetimizin kalesi. Burada çok enteresan, İzmir'de Türkiye'nin her yerinden gelmiş vatandaşlarımız var. Fakat farkındaysan herkes birbirine sevecendir, sevgi doludur, paylaşır, konuşur. Kimse kimseye karşı bir büyük burunluluk falan yoktur. Gayet mütevazıdır, herkes paylaşır. Ben İzmir'i çok seviyorum. İzmir Cumhuriyetimizin yıkılmaz bir kalesi. İlk kurşun buradan atıldı Cumhuriyetimiz için. Dolaylı olarak çok mutluyum İzmir'de yaşamaktan. İzmirlilerin bana karşı göstermiş olduğu sevgiden de ayrıca çok mutluyum. Yani Çeşme'den gidip geliyorum. Biz de siz İzmir'e geldiğiniz için çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Peki en çok sevdiğiniz iki şehir gördüğünüz yerler arasında? Valla ben Amerika'da seyahat acentesi işlettiğim için çok kişiden çok şanslı olarak çok ülke gördüm. Yani Tahiti'den Karibiyenlere, Tayland'dan Brezilya'ya bayağı bir dünyayı gezdim, dolaştım yoğun olarak. Hem de öyle 3 günlük, 5 günlük değil, bazı yerlerde de yaşayarak yaşadım. Valla bir şey söyleyeyim mi? İnsanın ülkesi kadar güzel bir ülke yok herhalde. Ben Perulu biriyle konuşuyorum, bana Peru'yu anlatıyor. Ay diyor, Peru şöyle, Peru böyle. Peru'ya gel bir gör Peru'yu diyor. Şili'yi aynı şekilde diyor. Ay Şili'ye gel de bir gör diyor. Sen Arjantin'e gel, benim ülkemi gör diyor. Yani herkes nedense kendi doğduğu ülkenin güzelliğinden bahsediyor. Ben de kendi doğduğum ülke bu. Ben de kendi ülkemin daha bundan daha güzel bir ülke olduğunu düşünemiyorum. Bir de bizim için çok önemli. Bizim aşağı yukarı 8000 kilometre sahil şeridimiz var. Dünya kültürü buradan çıkmış. Deremiz, ırmağımız, çölümüz, yaylamız, dağımız. Yani Yaradan'ın insanoğluna bir hediyesi olarak görüyorum bu toprak parçasını. Bir de 3 tane kıtayı birbirine bağlayan, jeopolitik olarak da, jeolojik olarak da en önemli bölgesi. Zaten son araştırmaya göre dünyanın merkezi Türkiye. Yani peridyen, meridyen olarak bakmışlar. Dünyanın merkezi Türkiye. Bu kadar önemli, bu kadar bir tarih parçasının üstünde oturuyoruz. Yani ben ülkemde yaşamaktan ve bu ülkede doğmaktan mutluyum. O zaman benim her konuğuma özel ayrı sorduğum bir soru var. Size de şunu soracağım. Evrenin ya da doğanın bir parçası olsaydınız insan dışında ne olmak isterdiniz? Evrenin ve doğanın veya dışında. Veya doğanın içinde herhangi bir şey olsaydınız ne olurdunuz? Ay bu saatlerce düşünmem gereken bir şey. İlk aklınıza gelen. Yani işte nasıl ağaç, sorular yıldız. Bunlar Allah aşkına? Kimin aklına gelir böyle bir cevap, kolay bir cevap değil. Ne mi olmak isterdim? Vallahi yine oyuncu olmak isterdim. Yine aktör olmak isterdim. Yine mesleğimi yapmak isterdim. O zaman yine Salih Güney olarak. Yine Salih Güney olmak isterdim açıkçası. Çok güzel. O zaman son kısım şu duvar yazıları, şiir sokakta. Buradan bir sayfa seçip ne şiir sokakta. Sizin, evet, sesinizden bir kısmı dinlemek isteriz. İnşallah. Nazım Hikmet çıktı. Ah ah ah. Porsuk Bulvarı, Eskişehir.
Yabancıların en yakınıydın sen. Nilgün Marmara olacak şey değil. Yabancıların en yakınıydın sen. Çok güzel. Nazım Hikmet'in de böylelikle evet, programımızda almış olduk. Bir dakika, bu Nazım Hikmet öbür sayfa galiba. Bu Nilgün Marmara, Porsuk Bulvarı ile ilgili bir yazıymış bu. Yabancıların en yakınıydın sen diyor Nilgün bu. Nazım Hikmet'i okuyayım, bir evvelki sayfası. Sen yoktun, ellerim dokundu sana, ellerim yüzündeydi. Sen yoktun, ellerim dokundu sana, ellerim yüzündeydi. Nazım Hikmet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bu arada. Ederim. Çok güzel bir program oldu. Benim için de çok güzeldi. Çok gerçekten heyecanlıydım. Çok mutlu umarım oldum. Yansıtmamışımdır, bilmiyorum. Çok güzel sorular sordunuz. Teşekkür ederim. Sırtını sen ettiysem affola. Hem seyircilerimden hem sizden. Teşekkür ederim. Hani böyle ederim. Bir heyecanla programı sundum. Umarım idare edebilmişimdir nacizane. Geldiğiniz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İzmir sizin gibi bir değeri ağırlamaktan gurur duyuyor. Sağ İyi olun. Ki teşekkür Çeşme'desiniz, ederim. Bizimlesiniz. Ben de İzmirlere sevgilerimi iletiyorum. İzmir beni sevdi. Ben de İzmir zaten oldum olasıyı seviyorum. Ne mutlu bana. Ne mutlu bize. Yeni Gün TV seyircilere bir programımızın daha sonuna geldik. Hafta sonu tekrar sizlerle birlikte kültür ve sanatla yaşamaya devam edelim. İyi seyirler, iyi günler.